Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e-bot üzerinde ekran kartlarıyla nasıl işlem yapılır onu göstermek istiyorum. Bir önceki videomda zaten pool sistemini ve CPU ile mining sistemini göstermiştim. Dileyen bunu da izleyebilir. O zamana kadar hep ekran kartlarıyla değil de işlemciyle özellikle nasıl mining yapılır göstermiştik. Bu zamana kadar ekran kartlarıyla işlem yapılmasını şimdiye kadar gösteren olmamıştı. Arkadaşlar bakınız şu anda hem ekran kartım hem de işlemcim çalışıyor. Şu anda burada işlemci var. Burada da ekran kartım var. İkisi beraber çalışıyor gördüğünüz gibi. Ve özellikle scriptlerini ayarladık. Şu anda ikisi de şu anda üretim yapıyor. Bakınız gücümüze güç ekliyor. Şöyle de yeniliyorum. Bakınız özellikle buraya kadar çıktı güçlerimiz. Birincisini biz pool sisteminde burada arkadaşlar işlemcinin indirme linki burada var zaten. Buradan indiriyorsunuz ama ilk önce yapmanız gereken şey virüs programlarınızı ve güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmak. Bunu indirdiğiniz zaman çünkü güvenlik virüs olarak algılıyor ve işlemi bitiriyor. Ve biz şu anda yaptığımız iş, bakınız burada birinci de X11 yani Dash'ın algoritmasıyla çalışıyoruz. Şuradan şu sistemi kurduk arkadaşlar birinciye. İkinciye de script kurduk şu şekil. O da burada zaten. Algoritması burada. Ve ikisi de şu anda tıkır tıkır çalışıyor. Ekran kartımın da şu anda bakınız iki tane ekran kartı var bende. Bir tanesi Zephyr'in RX580'i ve Zephyr'in RX570'i var. Şu anda ısı dereceleri de burada mevcut. Şöyle de gösterebilirim. Bakınız ekran kartlarımın ikisi de burada. 64 derece ve 58 derece burada. 58 ve 64 derece, 63 derece. Burada da güç algoritması var. Fan sistemleri var. Ürettiği güç gücü burada mevcut. İşlemcinin de aynı sistemde devam ediyor. Burada da işlemcimin 4'ünü kullanarak üretim yapıyor. İkisi şu anda burada. Bakınız ASIC 1490 hash falan veriyor. Flash, bu da mega hash veriyor. Burada tekrar yeniliyorum. Bakınız burada mevcut arkadaşlar. Bu zamana kadar hiç ekran kartıyla tanıtım yapılmadı. Bunlar zaten mevcut değil. Kaldırıldı. Ama biz şu anda bunun da çalışmasını yaparak ekran kartlarıyla nasıl üretim yapılır onu ayarlamış olduk. İşlemciyle işlem yapmak için de bu şekil şuradan dosyayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil. Dediğim gibi güvenlik ayarlarını kapattıktan sonra, virüs programlarını kapattıktan sonra şu şekil bir dosya inecek. Buradan zaten düzenle dedikten sonra şunun algoritmasını kullanacaksınız. Şuraya ve şu şekil. Bakınız. Bunun aynısını yapmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Burada ben yaptım. Burada mevcut. Ama AMD kartlarıyla nasıl işlem yapılır onu göstermek istemiyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Şu şekil bir algoritma kullandık. Bunu isteyen arkadaşlar varsa bana altta yazsınlar. Ben gerekli cevabı vereceğim. AMD ekran kartlarıyla da üretim yapabiliyorsunuz ve Nvidia üretim yapabiliyorsunuz. Yani şurada akıllardan da Nvidia ekran kartlarıyla ve AMD ekran kartlarıyla da üretim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde de ikisiyle beraber de bakınız hepsi aktif olmuş oldu. Bu zamana kadar sadece CPU üretimi mevcuttu. Biz şu anda bunun hem CPU hem de GPU ekran kartlarını ayarlamış olduk arkadaşlar. Bakınız ekran kartımı da kullanıyor. Şu anda da çok güzel de çalışmaya devam ediyor. Diyeceğim şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Soru ve sorunlarınız da olursa da altta yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bol kazançlar diliyorum.